Buna göre dizeleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Dize sonlarında tekrarlanan aynı anlamdaki sözcükler ve aynı işlevdeki eklere redif denir. Bir şiirde hem ek halinde hem de sözcük halinde redif bulunabilir. Şimdi al almam dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı. Şimdi baktığımız zaman da kaldı, da kaldı kısımları redif olur. Çünkü kaldı kaldı yazılış aynı anlamaydı. D dağlar ikisi de bulunma hali. iki görevleri aynı. Dal ve yol sözcüklerinde ise kafiye var. Bakalım sözcük halinde redif var mı? Evet kaldıları alabiliriz. Ek halinde redif var mı? Evet D dağları alabiliriz. Ne sözcük ne ek halinde redif vardır? Hayır ikisi de var. 3'ü eğiliyoruz. 1 ve 2'yi alacağız. Cevabımız C seçeneği. Bu açıklamaya göre dizelerinin hangilerinde kafiye yani uyak yoktur. Dize sonlarında yazılışlara aynı anlam ve görevleri farklı sözcük veya seslere kafiye denir. Şiirde kafiye aranırken öncelikle varsa redif belirlenmeli daha sonra kafiye bulunmalıdır. Evet biz kafiye olmayanlara bakacağız. Bir huzur var dallarında baharın tatlı sevimli cana yakın bir huzur. Baharın huzur zaten dikkat edin herhangi bir uyum yok. Dolayısıyla bir numarada kafiye bulamadık. Yokuşlar kaybolur çıkarız düze kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Şuradaki e'leri redif olarak alırsak z'ler ü'ler baktığımız zaman d'ler zengin uya oluşturur. Evet burada var. Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Utansınları redif olarak alacağız. Toprak ve mızrak sözcüklerindeki şuradaki ak'lar tam uya oluşturur. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz bir çocuk gibidir. Bakın millet ve gibidir sözcüğünde zaten bir uyum yok. Bunu alalım. Gönlü elemli gözleri yaşlı işte ben. Gamzesi kanlı yüzü ateşten işte sen derken şuradaki enler tam uyağı oluşturur. Burada da var. Cevabımız bir dört olacak yani B seçeneği. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kafiye diğerlerinden farklıdır? Dize sonlarında tek ses benzerliğine dayalı kafiye yarım kafiye, iki ses benzerliğine ise tam kafiye denir. Şimdi seline düştü, teline düştü. Şu iğne düştü kısımları redif olacak. Sel ve tel sözcüğüne baktığımızda iki ses benzerliği var. Tam uyak olur. Evdesin birden lamba ve merdiven derken buradan redif çıkmaz ama şuradaki iki ses benzerliğinden yine bir tam uyak çıkar. Sanma bir gün geçer bu karanlıklar, gecenin ardında yine bir gece var derken bakın iki ses benzerliği yine tam uyak söz konusu. Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu, Kerem'in sazına cevap veren bu. Şimdi göstermek, vermek derken en bu en bu buralar redif. Göster, ver, iki ses benzerliği var yine tam uyak. Bahar gelir bütün bağlar gül olur. Bir bakarsın yardan bana gel olur. Şimdi şu olurları redif olarak attık. Gül ve e, gele baktığımızda tek ses benzerliği görüyoruz. Yani bir ses benzerliği. Burada da yarım uyak vardır. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye vardır? Tek ses yarım, iki ses tam. İkiden fazla olursa zengin kafiye olur. Şimdi gülleri biter, bülbüller öter. Şuradaki RR'ları er, redif olarak aldık. T'leri de tek ses benzerliği var. Yarım uyak olarak alırız. Gelen da yükselen da dediğimiz zaman şuradaki en da en da kısımları redif gel yüksel. Şurada iki ses benzerliği var. Bu da bize tam uyak verir. Gün doğmadan yolculuk buz tutuyor her soluk. Şimdi dikkat dostlar. Yolculuk derken isimden isim yapan lıklık eki. Buradaysa her soluk bu solumak fiilidir. Fiilden isim yapan k eki almıştır. Dolayısıyla buradan bir redif çıkmaz. E o zaman 3 ses benzerliği var. 3 ses benzerliği zengin uyaktır. Bizden bunu istiyordu zaten. Bakma, bırakma. Şuradaki memalar olumsuzluk 2. Redif olarak attık. Bakma, bırakma. Şurada iki ses benzerliği var. Tam uyak verir. Destan, kahraman. Buradan redif çıkmaz ama şurada iki ses benzerliği yakalarız. Bu da bize tam verir. Cevabımız C seçeneği. Buna göre dizelerinin hangilerinde cinaslı uyak vardır? Söylenişleri ve yazılışları bir ama anlamları ayrı iki sözün dize sonunda birbirine uyak yapılması yoluyla oluşturulan uyak türüne cinaslı uyak denir. Cinaslı uyak arıyoruz. Yazılış aynı, anlam farklı olacak. Şimdi dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç. Evet bunların yazılışı aynı, anlamı farklı. Dolayısıyla buradan cinaslı uyak çıkar. İlerle Kafirlerle derken dikkat ederseniz burada yazılışı aynı kelimeler yok. Geçtim. Geliyor, gülüyor derken yazılışı aynı kelimeler yok. Geçtim. Dolayısıyla biri almamız lazım. Cevabımızı A seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisi kafiye türü bakımından bu dizelerle özdeştir? Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı, ne gün döner yurduna? Şimdi yurduna yönelme hali iki Tuna sözcüğünde ilk yok. Dolayısıyla buradan redif çıkmaz ama... Una seslerinden zengin kafiye çıkar çünkü üst ses benzerliği. Şimdi seçeneklere bakalım. Kırbaç şakladı, yerinde durakladı. Şimdi şak kelimenin kökü, durak bu kök değil ama buradan alacağız. ladı ladı kısımları redif. Şurada aklar bize tam uya verir. İki ses benzerliği. Geçelim. Neden sonra sarsıldı altında yaylar, Kerman saraylar. Yaylar kervansaraylar, lerlar redifi oluşturacak. Şuradaki ay sesleri bakın iki ses benzerliği var yine tam uyaktır. Duya duya Anadolu'ya derken Anadolu'ya burada yönelme hali iki var. Duya duya sözcüğünde yönelme hali 2 yok. Dolayısıyla buradan redif çıkmaz. E 3 ses benzerliği oluyor o zaman. 3 ses benzerliği zengin uyaktır. Cevabımız bu. Saçına yamacına derken şu ına kısımları redifi oluşturur. Saç ve yamaç iki ses benzerliği var. Tam uyak anlatıyor, yatıyor, şu ıyor kısımlarını redif olarak alacağız. Anlat ve yat iki ses benzerliği var. Bu yine tam uyak olur. Cevabımız C seçeneği. Buna göre dizelerinin hangilerinde Tunç Uyak vardır. Bir dizenin son sözcüğünün bir dizenin son sözcüğünü tamamen içermesine dayanan uyak türüne Tunç Uyak denir. Yani bir kelime bütünüyle başka bir kelimenin içinde geçecek. Şimdi yeryüzü gündüzü burada böyle yok. Uçan açan yok. Kainat inat derken burada olabilir. Evet bu dursun. Sarı dağları derken yok geçelim şunları eğleyelim. Ayrılık ılık derken bakın ılık kelimesi ayrılık kelimesinin içinde geçiyor. E şurada da kainat içinde inat sözcüğü geçiyor. Bir kelime bütün sesleriyle başka bir kelimenin içinde. Dolayısıyla 3'ü ve 5'i alacağız. Cevabımız E seçeneği. Bu dizelerle sözlerinin tümü kullanılarak Çapraz kafiye düzeninde bir dörtlük oluşturmak istenirse, son iki dizeyi oluşturacak sözlerin sıralanması aşağıdakilerden hangisi olur? Çapraz uyağımız A B A B şeklinde olmalı. O zaman A'lar kısmı şurası da yine aynı şekilde bitmesi gerekecek. Baktığımız zaman şurada bağlar görüyoruz. Dolayısıyla Sağ tarafta 4 numaranın olduğu bir seçenek bulmalıyız. Sağ tarafı 4 olan, sağ tarafı 4 olan, evet bakın şurada sağ tarafı yani ikinci tarafı 4 olan bir tek B seçeneğinde var. O zaman B seçeneğini bir deneyelim bakalım. Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi, ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler şu da Çoban Çeşmesi. Evet baktığımız zaman A, B, A, B'de kurulmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bir bakalım. İyiki Redif'tir. Süzüyor ufukta bir yeri, kızıl yeri. içi karanlıkla dolu gözleri. Onun gözleri derken dikkat edin bu iyilik ekidir. Süzüyor ufukta bir kızıl yeri. Nereyi süzüyor? Kızıl yeri. Bu belirtme hali ekidir. Biri iyilik eki, diğeri belirtme hali eki olduğu için bunlar aynı ek değildir. Bunlar redif olamaz. Er sesleri tam kafiyedir. Hayır, er sesleri tam kafiye olmaz. Eri kısımları zengin kafiye oluşturur. Bunu da eleyelim. Evet, 3'te zaten bunu vermiş bize. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisinin durak düzeni diğerlerinden farklıdır? Hemen ünlüleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 4, 3 oluyor mu bakalım? 1, 2, 3, 4 olmadı. Çünkü kelimenin ortasına denk geldi. 6 artı 5 oluyor mu? 3, 4, 5, 6, 6 artı 5. Evet bu 6 artı 5'miş. Diğerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen bakalım. Yine 4, 4, 3 olmuyor bakın. 6 artı 5 şuradan böleceğiz. 6 artı 5 Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bu da 6 artı 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ünleri sayıyorum dostlar. 6 artı 5. Şuraya bakalım. biz 2, 3, 4 böldüm kelime sonu. 1, 2, 3, 4 böldüm kelime sonu. 1, 2, 3. Bu 4 artı 4 artı 3 şeklinde. 6 artı 5 olamaz. Dikkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kelimenin ortasına denk geliyor. 4 artı 4 artı 3 olacak. Cevabımız E seçeneği.